Aldatmak, yaramazlık yapmak, hatta başarılıysan bunları birden çok kez yapmak. You! Get out of the f***ing car! Adına ne dersiniz deyin, bu çok sık oluyor. İlgi çekici bir konuda rastgele 5 gerçeği sıraladığımız WatchMojo 5 gerçeğe hoş geldiniz. Bu videoda ne zinayı uygun buluyor ne de birilerini yargılıyoruz. He's a cuckold. But you want to cuckold him yourself. That's different. Aldatma hakkında muhtemelen bilmediğiniz 5 ilgi çekici gerçeği bir geri sayım olarak sıralayacağız. Kemerlerinizi bağlayın. Beş numara. Aldatmak iyi bir evrimsel strateji. Bunu düşünürseniz sizin evrimsel biyolojinize etki eden tek şey çiftleşebilmek için yeterince güçlü yavrular üretebilmek. Böylelikle genleriniz aktarılabilir. Genetik çizgilerinde çeşitlilik yaratacağından hem erkek hem dişi birden çok partnerle çiftleşmekten fayda sağlayabilir. I don't want to have to bust a cap. Kisses. Daddy. Psikologlar birçok mağara adamı ve kadını ikinci bir iş çıkarmış olmalarının gene vuzumuzda birçok yaramaz genin bulunuşunu ve zamanla artacağını teorileştiriyor. Hamla hamla hamla. Sorry, no substitutions. Çakmak taş, onu donunun içinde tutmanın bir yolu. Good luck dum dum. You'll need it. 4 numara. Eş avlama göze çarpan bir trend. I've been sleeping with your boyfriend. Andrew, are you talking about Andrew? Yeah. Eş avlama, sizinle bir ilişkiye başlaması için başkasının ilişkisini elinden almayı denemeye verilen isim. Uluslararası bir araştırmaya göre deneklerin neredeyse yarısı böyle bir şey denediklerini itiraf etti. Support gay marriage or we will marry your boyfriends. Every last one. Eş avlama, sizinle bir ilişkiye başlaması için başkasının ilişkisini elinden almayı denemeye verilen isim. Uluslararası bir çalışmaya göre deneklerin neredeyse yarısı böyle bir şey denediklerini itiraf etti. The pressure for men is to boast and to exaggerate. But the pressure for women is to hide, minimize and deny. Which isn't surprising when you consider that there are still 9 countries where women can be killed for strength. Güney Amerikalı erkeklerin %70'i bunu itiraf edeceklerdir. Doğu Asya'daki kadınların sadece %15'i bir erkeği çalmaya çalıştıklarını söyledi. We're just doing a social experiment kind of thing. Not sleeping with your boyfriend. 3 numara. Beynimiz karışık mesajlar verir. Nöroloji bize beynimizin aşkla ilgili 3 sistem geliştirdiğini söyler. Hey maşallah, 3 mü? Aferin sana beyin. Birincisi romantik aşk ve bu bize belirli bir partnere kur yapmak için gereken enerjiye odaklanır. İkincisi partner bağlılığıdır ve bu bize çocuk yetiştirmek adına o partnerle kalmak için dizayn edilmiştir. Üçüncüsü de basitçe farklı partnerlerden bebek yapma cinsel dürtüsüdür. Let's get out of here. Yeah. Let's get out of here. Okay. Let's get out of here. Absolutely. Let's get out of here. Okay. Let's get out of here. Okay. Sıkıntı şuradaki, bu üç sistem de aynı zamanda çalışabiliyor. Aferin beyin. Boner Jams 03. Yeah, God, it's so sad. He compiled all the best boner scenes, I guess. Bu demek oluyor ki eşinize ve bebeğinize tamamen bağlı olsanız da komşu kızına karşı da romantik duygular besleyebilirsiniz. Ya da Alison Brie için ciddi duygular. Ya da demek istediğim herhangi biri. Give me back my bra, Annie. I'm not even wearing a bra. I don't even care who wins. 2 numara. Genler yüzünden mutlu çiftler bile aldatır. I wish I knew how to quit you. En azından bir çalışma gösterdi ki çapkın erkeklerin %56'sı ve çapkın kadınların %34'ü evliliklerini mutlu veya çok mutlu olarak görüyor. Ama yine de aldatıyorlar. Sally. Beyin sistemlerimiz belki bununla yetinmeli ama iş başında birçok gen var. I don't kiss strange men. Neither do I. 2008'de araştırmacılar bu geni taşıyan erkeklerin eşlerinin daha mutsuz olduğunu, partner bağlılığının daha az olduğunu ve daha çok evlilik krizinin olduğunu buldu. I'm drawing a 50-mile radius around this house and if you so much as open your fly to urinate, I will destroy you. Tüm bu faktörler sadakatsizliği etkiliyor ki bu genlerin sadakatsizliği etkilediği tek yol Jeez, değil. Look at the butt on that. Yeah. He must work out. 1 numara. Ekonomik olarak eşine bağımlı tipler aldatmaya daha yatkın. Smile, you're with Mr. Smiley's. 2015'te yayınlanan Amerika araştırması, eşinize ekonomik olarak ne kadar bağlıysanız, aldatma ihtimalinizin o kadar arttığını savunuyor.
Bu hem erkek hem kadın için geçerli. Ama ekmeğini kazanmayan erkekler kadınlara oranla aldatmaya 3 kat daha meyilli. Yeah! Heteroseksüel evlilikte tek eşliliğin korunabilmesi için ideal kazanma oranı da bu araştırmada bulundu. Evin toplam gelirinin %70'ini kazanan erkekler aldatmaya en az meyilli olanlar. Well, I've had a dreadful day. I got sacked. So did you, it would seem. Her ne kadar berbat da olsa görünüşe göre gelir eşitsizliği sonunda olumlu yönde bir argüman yaratabildi. We were just at a seminar. Buddy, this is my... Her husband. We've met before, but something tells me you're going to remember me this time. Peki bu gerçekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınızdan çıkarmak istediğiniz var mı? I saw you. You followed me. So how many guys again with? Again with every guy in the state? Daha fazla sağlık top 10'lar ve tavşan ruhlu top 5'ler için WatchMojo.com Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. You don't get to tell me what to do ever again.